TV 8 ekranlarında 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Asiye Gülsüm Kakı. Hoş geldiniz Asiye Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Asiye Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam şimdi şöyle, yani tıbbın bütün branşları tabii ki bir kabuk değiştiriyor, biraz gelişiyor. Fiziksel tıp da aynı şekilde, fizik tedavi de aynı şekilde. Ve günümüzde çok yepyeni bir takım modalitelerle, algoritmalarla karşılaşıyoruz. Yeni bir takım tedavi modaliteleriyle karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi de proloterapi. Proloterapi nedir? Ne ifade ediyor? Biraz açıklar mısınız? Tabii ki. Sadece şunu da eklemek istiyorum. Branşımız ve mesleğimiz gereği iyi. Sadece tedavi etme yönünde değil, tanıyı koyma yönünde de çok kendimizi geliştirmemiz lazım. Önceden sadece manuel, tabii ki manuel muayene çok önemliyken şu an yan olarak kullandığımız alet edevatımızı da çok kuvvetlendirmemiz lazım ki doğru bir tanıyı koyup ona yönelik de doğru tedavideki bu yeni çığır açan ya da yeni yolaklardan yol alabilirim. Doğru tanıyı koyduktan sonraki yeni tedavi yöntemlerinden proloterapi de ise kelime anlamı proliferasyon, yeniden canlanma anlamı gelen kas iskelet sistem hastalıklarındaki patolojilere bağlı olarak tendon, ligamanların yapışma yeri ya da eklem komşuluklarına iritan bir solüsyon vererek küçük miktarlarda özel tekniklerle özellikle de kemik teması alarak rejenerasyonu sağlayan bir tedavi yöntemi, tamamlayıcı tıp yöntemi proloterapi. Hocam peki proloterapi tanımını yaparken biraz önce iritan kelimesini kullandınız. Evet. Proloterapide ne kullanıyorsunuz? Geçmişten günümüze baktığımız zaman çok çeşitli iritan maddeler kullanılmış rejenerasyonu yeniden başlatabilmek için ama şu an günümüzde hipertonik dextroz solüsyonları kullanıyoruz. %15'lik olabiliyor, %25'lik olabiliyor. Son zamanlarda modifiye proloterapi teknikleriyle de %5'lik dextroz kullanan bir akım da mevcut. Dextroz solüsyonunu %2'lik lidokain ve 0.9 sodyum klorürle belli oranlarda karıştırarak o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz. Peki etki mekanizması nasıldır hocam? Birazcık işin fizyolojisinden bahseder misiniz? Tabii ki. Bir şeyin yeniden canlanmasını anlayabilmek için onun öncelikle bir iyileşme adımları nedir? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir vücudumuzda bir olay olduğu zaman öncelikle orada bir inflamasyon yanıtı gelişiyor. İnflamasyon vücuttaki savunma hücreleri oraya gidiyor. Bu 1-3 gün sürüyor. Daha sonra bir proliferasyon dönemi başlıyor. Orada bir çoğalma, yenilenme dönemi oluyor. Daha sonradan da remodelik dediğimiz daha uzun sürede kronik dönemde devam eden bir sürecimiz var. İşte proloterapi de tam bu iyileşme safhalarına etki eden bir mantıkla etki ediyor. Şifa kişinin kendisinde mantığıyla yaklaşıyoruz. Kişi kendi kendini tedavi ediyor. Çivi çiviyi söker mantığı da diyebiliriz. Biz oraya bir iritasyon, limitli bir inflamasyon yaratıyoruz. İnflamasyon yarattıktan sonra 1-3 günlük bir yangın sonucundan sonra vücuttaki tüm savunma hücreleri, tüm büyüme faktörleri o bölgeye gidip oranın yeniden remodeling olması, yeniden prolifere olmasını sağlayan bir mantıkla aslında çalışıyoruz. Laksite gelişen bağlarda, eklemlerde, dejenerasyonlarda ya da travmalarda oradaki yeni ilenmeyi sağlayan bir mantıkla yaklaşıyor proloterapi. Peki burada sadece o dextroz ya da serum mu kullanılıyor yoksa başka mesela PRP de buna benzer evet, bir aslında efekt bahsettiklerinden yola çıkarak? Kesinlikle aynen. PRP, CGF, kök hücre tedavileri de proliferasyonu tetikleyen tedavi yöntemlerinden ama teknik farklı. PRP'yi eklem için evet uygulayabiliyoruz ama proloterapide uyguladığımız tekniklerde muhakkak kemik teması da almamız gerekiyor. Evet proloterapiyi de eklem için uyguladığımız hastalar oluyor ama tedavi basamaklarının birisinde eklem içinde de uyguluyoruz ama kemik teması aldığımız ligamanlara, tendonlara uyguladığımız yöntem tekniği olarak proloterapi olarak geçiyor. Ama dediğiniz çok doğru. Kök hücre tedavileri, PRP tedavileri, CGF'ler bunların hepsi proliferasyonu tetikleyen tedaviler. Hatta tıp okurken görsel hafızamdan baktığım zaman Hipokrat zamanında savaşta yaralanan bir askerin omzuna kızgın demirin dağlanması da bir proliferasyonu aslında tetikleyen, vücudun kendi kendini iyileşmesini hızlandırmak, hem oraya bir nekrotik doku oluşturup kanlanmayı durdurmak, hem de kişinin kendi kendine iyileşmesini sağlamak da aslında bir proliferasyon. Peki kemiği orada uygulama derken kemiği iritasyon
irite mi ediyorsunuz? Evet, yani kemiği irite ediyoruz. Kemiği irite ediyoruz. Aslında ben bunu ilk defa duydum. Kaşıyoruz sizden. Aslında yani. Büyük ihtimal seyircilerimiz de ilk defa duymuştur hocam. Hı-hı. Hem birazcık seslerini açmalarını isteyeceğim, hı-hı, ekranlarda, hem de yeni bir yöntem sanırım bu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 100-150 yıllık uygulanan bir tedavi, hı-hı, yöntemi. Türkiye'de mi yine Türkiye'de hocam? Türkiye'de de 2008'li yıllarda uygulanmaya başlandı. 2014 yılında da Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak uygulanmaya başladı. Ben çok şanslıyım, Türkiye'ye prolioterapiyi getiren hocalardan eğitim alabilmiş birisi olarak. Aslında çok eski değil, mantık da çok eski değil. Ama literatüre baktığımız zaman dextrozlu, yani bu iritan maddenin dextroz olarak kullanılması ilk 1935'li yıllarda yapılmış. Oradaki inflamasyon yanıtını tam baskın için, çok yaygın bir enflamasyon olduğu için belli bir süre bir rafa kaldırılmış. Sonra tekrar gündeme gelmiş. Hocam? Yani onu merak ettim. Hani enjeksiyon yöntemiyle bir vitamin ya da sıvı mı enjekte ediyorsunuz, yoksa bir şeyle dürtüyor musunuz? Bir basit jimnastik, hani böyle şey şöyle gibi. Şöyle yapıyoruz. Elektriksel sistemle. Yok, hayır. Enjeksiyon tekniği. Sıvımızı, dextro hipertonik solüsyonumuzu, enjektörümüzü alıyoruz. Hastanın ilgili patolojik organlarına bir haritalandırma yapıyoruz. O anatomik varyasyon, ligamanları, tendonlarını, ekleminin, bütün hepsinin bir haritalanmasını yaptıktan sonra hastaya o bölgeye kemik teması alarak bir enjeksiyon yapıyoruz. Ve herhangi bir anesteziye ihtiyaç olmuyor. Evet, ağrılı bir işlem ama gönül ister ki sedasyonla yapasın, ağrı çok az duyuyorsun ama hasta sayımız çok fazla oldukça gün içerisindeki kısa süreli bir tedavi. O zaman dayanılmayacak bir tedavi değil. Ama ağrı eşiği düşük olan hastalarımızla zorlanmıyoruz da değil. Hocam şimdi şöyle, gerek kemik yüzeyi, yani periostu düşünecek olursak, kemik aslında çok kanlanan bir yer değil. Tendon da aynı şekilde çok kanlanan bir yer değil. Peki buraya verdiğiniz o gıdıklayıcı efekt, oradaki şeyleri, yani kanlanmayan bir bölge, o bölgede proliferasyon olması için oraya davet de çıkartamaz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Dediğimi anladınız değil mi? Evet, anladım. Şimdi şöyle, ona bakacak olursak, yine uyguladığımız CGF'lerin, PRP'lerin de aynı şeyde olması lazım. Histolojik incelemelere bakıldığı zaman, yapılan incelemelerde hepsinde fibrozitlerin oraya göç ettiği saptanmış. Orada remodeling olduğu histolojik kesitlerde hepsi saptanmış. Yayınlara baktığımız zaman da kanlanma oranının da enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sonrası kanlanma miktarının da arttığı saptanmış. Atalarımız der, can nerede acıyorsa akıl oradadır, kan oradadır, beyin oradadır ya. Oradaki o enflamasyon yanıt olarak normal kanlanmasından daha fazla bir beslenmenin saptandığı, bununla ilgili yayınlar var. Peki şunu sormak istiyorum size. Mesela özellikle diz bölgelerine laparoskopik tedavi yaparken, biliyorsunuz, oradaki kıkırdak problemleri olduğunda genellikle ortopedi hekimleri o bölgede bir takım drillerle şey yaparlar, kemikte küçük küçük delikler açarlar, hı hı, ki hı, burada amaç o kıkırdak hücrelerini yeniden yenilemeye yönelik olarak. Bu aslında benzeri bir şey. Onun daha mikro travmaları. Mikro düzeyde travmaları. Peki bu şekilde orada kıkırdak hücresinde yenilenme de sağlamak mümkün olabilir olur mi? Olur. Şimdi şöyle bir avantajım var benim. Ben kliniğimde işlem yaptığım her hastayı ultrasonla işlem öncesi ve işlem sonrası değerlendirebiliyorum. Diz için söylediğiniz için bunu örnek vermek istiyorum. Evet. Kıkırdak kalınlığını ultrasonla ölçüp tedaviden ne kadar fayda gördüğünü de çok güzel görebiliyorum. İşlem öncesi mesela benim için kriter 1 santimin aşağısında olması çok istemediğimiz bir şeydir. İşlem sonrası o kıkırdak kalınlığının, trokleer kalınlığının arttığını da görebiliyoruz. Bu da bizim tedavideki, aslında hasta daha ağrın geçti mi kapıdan girerken yürüyüşünden anlıyorum ama gördüğüm zaman ultrason görüntüsünden de aslında fayda gördüğünü orada da bir kanıt bize göstermiş oluyor. Peki bu enjeksiyonu yaparken bu ultrason eşliğinde mi dokuya giriyorsunuz, yoksa zaten bildiğiniz için hissederek mi giriyorsunuz? Anatomik olarak çok fazla proterapi yaparken ultrason eşliğinde yapmak mümkün olmuyor. Çünkü tek enjeksiyon yapmıyoruz. Çoklu enjeksiyonlar yapıyoruz. Haritalandırma yapıyoruz. Hasta pozisyon değiştirebiliyor, şey yapabiliyor. Önce ultrasonla yapmıyoruz. Tek eklemlerde, küçük eklemlerde ya da sinire yakın yerlerde. Bazen derin ganglion blokajları başka tedavi yöntemlerinde uygularken evet ultrason eşliğinde uyguluyorum ama proterapide ultrason eşliğinde uygulamıyorum. Körlemesi. Peki basınçlı bir aletle mi uyguluyorsunuz bunu yaparken, normal enjeksiyonla?
Çünkü oralar birazcık hani doku, bir de hipertonüsasyonu verirken. Evet. Şöyle kilitli enjektör kullanıyorum. Herhangi bir geri basınç olmasın diye. Normal enjektörle. Hocama parmakları gelişmiş zaten. Yok estağfurullah. Teşekkür ederim. Hangi kişilere uygulanır proloterapi? İndikasyonları. İndikasyonları var mı? Kas iskelet sistemiyle ilgili her türlü patolojide proloterapiyi kullanabiliyoruz. Eğer hastanın proliferasyon yeteneği var ise, akut bir yaralanma, spor yaralanmalarından tutun da kronik zemindeki dejenere olmuş tüm eklem hastalıklarında, tüm disk hastalıklarında uygulayabiliyoruz. Hastalarımız hatta şöyle derler, ameliyattan önceki hocam son çıkıştayım ona göre. Yani ameliyata gitmek istemeyen hastaların bile başvurduğu bir tedavi yöntemi, hatta ve hatta birkaç kez cerrahi öyküsü olup tekrar o virajdan dönüp köprüyü geçen hastaların da bize döndüğü, ya bir de ben ameliyat oldum ama şikayetlerim bazen devam eden hastalara da proloterapi uyguladığımız zaman şikayetlerinde ve semptomlarında gerilediğini görüyoruz. En çok disk hastaları, bel hastaları, bize evet, başvuran hasta grubu bel hastası. Bel hastalarında diske bağlı olsun, kasa bağlı olsun, eklem patolojilerine bağlı olsun, ya da omurga bozukluklarına bağlı boyun sırt ağrılarında, diz ekleminin içerisindeki dejeneratif ya da spor yaralanmaları ya da menisküel rejenerasyonlara bağlı patolojilerde. Tendinopatiler bizim için çok yüz güldürücü. Dediğiniz gibi kanlanması iyi olmayan bir dok olmasına rağmen oradaki yaptığımız tendinopatilerdeki tedavi sonuçlarımız çok güzel, yüz güldürücü. Tuzaklanmalarda, nöropatilerde, KTS, ulnar nöropatiler, aşil tendinopatisi, kalkenel şupur dediğimiz topuk dikenlerinde. Bak burası çok önemli. Evet, hocam. Evet. Çok kişi de duyuyoruz. Çünkü o anatomik yapıyı biz sağlamlaştırdığımız zaman sadece o bölge değil, ona bağlı olduğu ligamanları, anatomik yapıyı sağlamlaştırdığımız zaman ağrı da, o reseptörlerin uyarılması da azalıyor. Ve hasta çok memnun bir şekilde geri dönüyor. Hocam peki yan etkisi var mı? Yan etki diyebilir miyiz bilemiyorum ama aslında istediğimiz bir etki. Hasta gelip bana benim dün gece çok ağrım oldu deyince birazcık seviniyorum. Çünkü orada bir yangı oluştu. 3 ile 5 gün arasında süren çok basit analjeziklerle, parasetamol dediğimiz analjeziklerle geçebilen bir ağrı olabiliyor hastalarda. Hocam bilinmeyenleri açtığınız için, gerçekten hem kendimi hem de 8'de sağlık izleyenleri aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir şey de eklemek istiyorum. Proloterapinin olmazsa olmazı egzersiz. Evet, çok teşekkürler gerçekten. Çok sağ olun. Bugün bizlerle fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Asiye Gülsüm Kakı vardı ve bizlere proloterapi hakkında çok güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.